Merhabalar. Bu videoda çok kez dillendirdiğim, sürekli insanlara baskı yaptığım, herkese özellikle en çok baskı yaptığım konu olan stop limitten, stop olmaktan, iş süren stoptan bahsedeceğim. Bunları nasıl yapabiliriz ve neye göre yapabiliriz ve neden yapmalıyız, onlardan bahsedeceğim. Zaten düz mantık şudur. Stop zararı durdur anlamına gelir. Yani ben örnek veriyorum. Şöyle bir grafik çizelim hemen. Bir işleme girdim burada. Ve kabul edebileceğim zararı örnek veriyorum şurası olsun. Ben 35.500 seviyesinden işleme girdim. Ve 34.300 seviyesinde ben zarar durdur olarak görmek istiyorum. Hani 34-300'e düşerse elimdekileri satsın. Düşmezse de yukarı çıktıkça da kendime bir sat bölgesi veya işte take profit, kar alma bölgesi belirlerim. Şu an kar alma bölgesi belirlemekten bahsetmeyeceğim. Kar alma bölgesi artık başka videolarda olsun. Benim burada en çok bahsetmek istediğim konu stop limit. Neden stop olmalıyız? Neden stop olmaktan korkmamalıyız? Neden stop olduğumuzda ya arkadaş benim stop patladı dememeliyiz. Şimdi ilk önce stopun mantığı dediğimiz gibi ismi üstünde zarar durdur. Peki ben burada işleme girdim dediğim gibi. Şurada işleme girdim. Bu sefer burada işleme girmiş olayım. Ve stopumu da şunu da şöyle çekelim. Burada bir destek seviyesi olmuş olsun. Stopumu da bunu buraya koydum diyelim. Şuraya koydum diyelim. Şimdi ben burada işleme girdiğimde otomatikman 35.800-750'de işleme giriyorum ve stopumu da 33.800'e koyuyorum. Yani yaklaşık yüzde buradan cetvelle bakalım. %5'lik bir zararı kabul ediyorum diyorum. Şimdi ama burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Ya ben aldım coin güzel çıktı sonra düşmeye başladı. Benim stopu patlattı, buraya iğne attı, fırladı. Problem değil. Eğer bilgisayar başındaysanız veya bir alarmınız varsa, bir bot vesaire kullanmıyorsanız, yani TradingView'de de alarmınız yoksa, Matrix, Ideal gibi, MetaTrader gibi programlar kullanmıyorsanız, evet bu durum sizin için kötü bir durum. Ama Binance'da veya artık hangi borsayı kullanıyorsanız, onların her birinde alarm sistemi var. Kurduğunuz stop bölgesine alarm sistemi koyarak nerede stop olduğunuza bakarsınız, stop olduğunuzu anlarsınız ve fiyatın tekrar yükseleceğini düşünüyorsanız 100 adet aldıysanız zaten stop olduğunuz fiyata düştüğünde tekrar o fiyattan 100 adet alıp yukarı çıkışını izleyebilirsiniz. Bakarsınız stop olduğunuz ve dersiniz ki evet fiyat daha da düşüyor, yani daha da düşecek dersiniz, bırakırsınız fiyatın buralara düşmesini beklersiniz. Bu sefer de buradan alırsınız, hem adet arttırmış olursunuz hem de az önceki aldığınız seviyeye gelene kadar cebinize kar koymuş olursunuz. Stop'un olayı bu. Yani stop'un patladı diye kötü bir şey olacağı anlamına gelmiyor. Evet, bunun problemi şu. Otomatik bir sistem kullanmıyorsanız stop'unuz patladığında tekrar yukarı çıkacağını düşündüğünüzde alamazsanız bu sizin için bir problem olabilir. Evet, doğru. Ama bunun için de bir sürü çözüm var. Otomatik bir program kullanmıyorsanız işlemlerinizi yaptıran Binance alarm kuracaksınız. Gece 3'te de olsa alarma kalkıp bakacaksınız. Yoksa zaten kazanamayız. Peki stop'un mantığını anlattık. Stop'un nasıl koyacağını zaten biliyorsunuz. Ondan zaten bahsetmiyorum uygulama üzerinden. Şimdi dediğim gibi. Peki şöyle bir durum oldu. Ben tekrar bir grafik çizeyim. Burada aldım diyelim. Hatta daha da düşsün. Böyle bir grafik çizdim. Bahtsız bir grafiğimiz olsun bu. Şimdi ben burada işleme girdim. Ve benim stopum dediğim gibi burada ya. Hatta şöyle geçmişine de bir destek direnç çizelim ki. Şöyle olsun. Geçmişten gelen böyle bir grafik olsun. Ben burada işleme girdim. İşleme girdim yerine şöyle işaretleyeyim.
Burada işleme girdim. Stop olmam gereken nokta mantıken bir önceki destek noktası vesaire. O şekilde olabilir. Ben kalktım buraya. Stop olmam gereken yeri yazdım. 31.800. İşleme girdim yerde 33.800 olsun. Burada anlatacağım şey iş süren stop. İş süren stop kullanmazsak eğer siz burada işleme girdiğinizde stopunuzu yazdığınızda otomatikman ne olacak? Fiyat buraya kadar çıkacak. Sonra bir daha düştüğünde sizi burada stop edecek. Yani %5'lik bir zarara çökmüş olacaksınız. Ama buradaki %20'lik zararı da kaçırmış olacaksınız. Peki bu %20'lik zararı kaçırmamaya çalışıyoruz zaten. İş süren stopun olayı bu. Şimdi iş süren stopumuz dediğim gibi bu da şöyle olsun. Kalınlığını iki yapıp rengini de böyle mavi yaptım. Bunu aldım buraya. Şimdilik burada dursun. Yeri önemli değil. Ben kendime bir kural koyuyorum. Stop olmak için. Benim kendi kullandığım kural iş süren stopu fiyatın ATR'sinin 1,5 katı gerisinden takip ettiriyorum. FTX borsasında iş süren stop var. Trailing Stop Loss fonksiyonuyla kullanılabiliyor. Binance borsasında da nedir onun ismi? Vadeli kısmında yüzdelik olarak iş süren stop kullanılabiliyor. Ama bunu ben manuel olarak yapmaktan bahsedeceğim. ATR neydi? Ortalama gerçek aralık fiyatın mumlar arasındaki ortalama değişimi hesaplıyorsun 14 mum içerisinde. Yani bana diyor ki kardeşim sen bunu buradan aldın. Senin şu anki mumunun en yukarısıyla en aşağısındaki arasındaki fark ortalama mesela kaç diyor? 1100. Bitcoin'de 4 saatlik grafikte ortalama bir mumun boyu 1100 dolar diyor bana. Yani ben de diyorum ki hani çok aksi bir durum olmadığı sürece 1000 dolar aşağı yukarı yapabilir bu. O yüzden hani aksi durumda ben stop olmak istiyorum. Gerçekten bir düşüş yakalandığında stop olmak istiyorum dersen bunu 1500 yapıyorum ki bu ATR artıyorsa demek ki bir oynaklık artıyor bu piyasada. Ve benim de stopumu aşağı kırıyorsa gerçekten düşüş yönünde bir oynaklık var derim. Ve 1,5 ATR'yi aşağı kestiğinde stopumu olurum. Peki iş süren stopu artık nasıl kullanacağım? Onu geleceğim. Dediğim gibi şu an ben buradan işleme girdim diyelim. Hatta şurası demiştik. Şu siyahtan 33.800'den işleme girdim diyelim. Ve 1000 dolar geriye de 1000 dolar ATR'ydi. 1500 dolar geriye de ben böyle 32.250, 32.300 diyelim. Buna hiç önemli değil. 1500 dolar geriye de iş süren stopumu ekledim. Benim fiyatım yükseldi. Fiyatım yükselirken de stopumu yukarı çıkartıyorum. Yani fiyatım 36.000'e çıktı. 1500 dolar gerisinde neresi? 34.500. Fiyat düşerken stopu güncellemiyorum. Fiyat yükseldikçe stopu güncelliyorum. Ben 4 saatlik muma göre stop koyduğum için her 4 saatte bir Binance'a girip stopumu yukarı çıkarttırıyorum. Stopumu nasıl yukarı çıkarttırıyorum? Eğer mum kırmızı ise stopumu ellemiyorum. Mum yeşil ise yani fiyat artmış ise son fiyat eksi 1,5 ATR yapıyorum. Daha sonra fiyat çıktı yine buraya kadar. Ben tekrar stopumu güncelledim, arttırdım buraya kadar. Ve fiyat tepeye geldi. Benim stopum da buraya geldi. Biraz aşağıya gelmiş olsun. Benim stopum da buraya geldi. Ve sonra fiyat düşmeye başlıyor. Fiyat böyle düşüyor. Tabii fiyat hani buradaki renklere bakmayın. Bunları rastgele koyuyor bu. Fiyat böyle düşüyor. Fiyat düştüğü için ben stopumu güncellemiyorum. En son fiyat benim stopumu kırıyor. Hayırlı işler deyip düşmeye başlıyor. Burada sadece ATR'ye göre bakmaya da gerek yok. Yani burada kendinize birden farklı yöntem belirleyebilirsiniz. ATR çok yaygın olarak kullanıldığı için ATR'den bahsediyorum. Fiyat düştü ve kalktı. İş süren stop kullanmayan adamın stopunu da burada patlattı. Aynı yerde girdik biz ikimiz seninle beraber coin'e. Sen iş süren stop kullanmadın. %5 zararla kapattın. Ben ise %15 kar aldım. Yeter. Allah bereket versin. İş süren stopunda olayı bu. Bunu da dediğim gibi 4 saatlik grafiğe bakıyorsanız hani ATR çarpımını ayarlayıp o kadar ATR gerisinde her mumun kapanışında güncelleyebilirsiniz. Binance üzerinde.
Yani stopum patlar diye korkmaya başlıyorsanız en başından söyleyeyim. Sakın ama sakın bu işe girmeyin. Stop koymak yanlış bir şey değildir. Stop olmak kötü bir şey değildir. Stopunuzu düzgün bir stratejiye göre koyarsanız zaten patlıyorsa demek ki gerçekten bir düşüş var ki patlıyor denir. Ben de dediğim gibi ATR stratejisine güveniyorum. Ve benim stopum patladığı zaman diyorum ki tamam sıkıntı yok. Hatta ona göre de bir şey yapalım. Nerede? Stopunuza güveniyorsanız zaten düşecek demektir. Şimdi bunu şöyle anlatayım. Buradan girdiniz. Hatta direkt düşmüş olsun fiyat. Buradan girdiniz. Sonra stopunuzu yine bu mavi çizgi olsun. Buraya stop koydunuz. Fiyat hiç yükselmeden düşmeye başladı. Olabilir. Şanssızlıklar olabilir. Yanlış hesaplar olabilir. Burada stop oldunuz. Diyeceksiniz ki ya arkadaş ben burada %5 kaybettim. %4 kaybettim. Stop olduğunuz yer eğer gerçekten iyiyse, yani düzgün bir stratejiye bağlıysa stop olduğunuz bölge, fiyat zaten sizin stopunuzu kırıyorsa daha da düşmesi gerekiyor mantık. Yani düşmezse yine olabilir. Düşmezse bir daha ekleme yaparsın. Aynı adet kadar bu fiyattan tekrar ekleme yaparsın. Alırsın, çıkar. He baktın. Baktın gerçekten düşüyor. Ellemezsin. Hemen orada bir formasyon kovalarsın. Aşağıda bölge herhangi bir yerde bir destek seviyesi kovalarsın. O destek seviyesine al emri girersin. Ya destek seviyesine gelmesini beklersin. Destek seviyesinden sekince buradan bir yerden alırsın. Şimdi ben 39 40 binden aldığım coin'i 39 binde stop olunca benim bakiyem %3 eriyor. 90 dolarlık artık 100 dolarlık değil de 90 dolarlık Bitcoin alacağım. Ama bu sefer daha çok Bitcoin alacağım buradan aldığımda. %20'den fazla daha fazla Bitcoin alacağım. Benim cüzdanımda bu kadar fazla Bitcoin olacak. Stop'un olayı bu. Evet, stop oldum. Ama güzel bir düşüşe ayarlayabildiğim zaman kendimi, stratejimi de, psikolojimi de aşağıdan alarak elimdeki adedi kuvvetli bir şekilde arttırmış oluyorum. Stop bundan ibaret. Yani ben aldığımda şunları silelim. Ben aldım, fiyat yükseldi, işte satmadım. Böyle düştü, burada stop oldum. Bunun anlamı yok. Bunun hiçbir anlamı yok yani bu üst stop kullanmazsan buna denk geleceksin. Bütün grafiklerde bu görüntüler var zaten. Bakın bu Bitcoin'in 4 saatlik grafiği. Burada aldın, şurada aldın diyelim. Yükseldi, satmadım. Düştü, yükseldi, satmadım. Yine düştü. Yani buradaki trade'leri kaçırırsınız. Şöyle yapıyorum. Ben artık daha nasıl anlatayım stopu bilmiyorum. Yani aldınız, fiyat düştü. Tekrar aldınız, fiyat düştü. Tekrar aldınız, fiyat düştü. Tekrar aldınız, fiyat düştü. Kademenin ne kadar saçma bir şey olduğunu, kademeye yöntemine ne kadar saçma bulduğumu anlatmaya çalışıyorum şu an. Evet. 5 kademe yapabiliyoruz diyelim. Elimizde 100 liramız var. 5 kademe yapıyoruz. 20 lirasıyla buradan aldım. Aşağı düştü 20 lirasıyla buradan bir daha aldım. Bir daha aldım. Bir daha aldım ve bitirdim 100 lirayı. Şimdi ben demek ki burada son olarak 31 binden alıyorsam şu bakış açısına sahip olmam lazım. Arkadaş bu Bitcoin 31 binden aşağı düşmez. Eminim ki son kadememi 31 binden aldım. Doğru mu? Böyle olması lazım. Peki 31 binden aldığımda benim ortalamam ne oluyor? 38 bin. Tabii bunları eşit yaptığımızı varsayalım. 38 bin ortalama yapmışım ben. Yani benim 31 binden aldığım, 35 binden aldığım Bitcoin'leri kâra geçebilmem için 38 bin geçmesi gerekiyor. Şimdi diyeceksin ki sen mesela şöyle yaptın. Burada aldım, burada stop oldum. Stop olduysa ben biraz daha düşmesini beklerim. Burada aldım. Tekrar stop olayım. Sıkıntı yok. Burada aldım. Tekrar stop olayım. Yine sıkıntı yok. Ben bu sefer %2, %3 falan kaybedeceğim. Elimde sonunda güzel bir destekten yakaladığımda en ufak bir artışta fiyatımın buraya gelene kadarki seviyesinden zaten ben 2x yapmış olacağım. Hem elimdeki miktarı 2 kat arttıracağım neredeyse.
Hem de nedir onun ismi? Dolarımı yani cüzdan bahkemi overall'u arttırmış olacağım. Yani alttan almak, kademe eklemek bana göre çok saçma bir iş. Evet. Alttan onun kademeli yapma stratejileri de var. Buna bir şey demiyorum. Bir stratejiye bağlıysanız okey. Ama maalesef çoğumuz işte düştükçe ortalama düşürüyor. Ya ortalama düşürüyorsun da neden düşürüyorsun kardeşim? Ya bakiyen bittiğinde ne yapacaksın? Yani. Burada bakiye bitme gibi bir derdi yok çünkü. Stop olma işinde bakiye bitme derdi yok. Stop olmayı bilen insan zaten tekniği biliyordur. Psikolojisini yeniyordur. Doğru düzgün seviyelere işlemlerini yapıyordur. O yüzden az kayıpları göze alıp çok kazançlara göz dikmiştir. Bu kötü bir şey değil. Yani sorum şu. Şöyle bir düşüşe yakalandınız. Diyorsunuz ki şunu mu demeyi tercih ederiniz yoksa öbür cümleyi mi? Keşke %50 kaybetmeseydim mi demek isterdiniz yoksa ilk %5 kaybetmişim mi demek isterdiniz? Aradaki tercihi siz yapın. 60 binden Bitcoin aldığınızda, 64 binden Bitcoin aldığınızda, 60 bine düştüğünüzde stop olan bir insan düşüşün farkına varıp 30 binden Bitcoin eklediğinde cüzdanına 40 binden sattığında hem o şeyi toparlamış oluyor, kârı toparlamış oluyor, hem elindeki Bitcoin miktarının adetini arttırmış oluyor, hem de bir önceki alış seviyesine geldiğinde elindeki dolar da iki katına çıkmış oluyor. Yani daha fazla bir şey demek istemiyorum. Stop ile ilgili son video. Stop'un mantığını artık anlatmak istemiyorum. Yoruldum. Kimse de anlamak istemiyor maalesef. Yani stop olunca tüh stop oldum diyor herkes. Bilmiyorum yani. Kaybetmemeyi öğrenmeden maalesef kazanmayı öğrenemeyiz. Herkese iyi günler. Diğer videolarda görüşmek üzere.